Hoş geldiniz Süreyya Hanım. Hoş bulduk. Faruk evde mi? Hayır. Erdal Bey beni bekliyormuş. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Çalışma odasındalar. Tamam, sağ ol. Erdal Bey. Merhabalar Süreyya Hanım. Bu şartlar altında sizinle tanışmak istemezdim. Hangi şartlar? Telefonda da dediğim gibi Faruk Bey'i temsilen buraya geldi. Kendisi bir boşanma protokolü hazırlayıp size imza atmamı rica etti. Okuyup inceleyin. İşaretli yerde imzaladığınızda dilekçeyi işleme koyacağım. Sizi yalnız bırakayım. Siz imzaladığınızda ben gelip alırım. Faruk Bey, çok pardon burada olduğunuzu bilmiyordum. Esra, bana bir ağrı kesici getirir misin? Başım çatlıyor. Kahvenizi de getireyim ben sizin. Sen ağrı kesiciyi getir önce. Biraz sonra toplantınız var, iptal edeyim mi? Hayır hayır, etme. Peki. Süreyya Hanım imzalasın, Faruk Bey olacağım. Siz sadece imzalasın, gerisini ben hallederim. Siz nasıl isterseniz Esma Hanım. İyi günler. Güle güle. Maşallah. Ay ben geldiğimden beri ilk kez yüzünüzün güldüğünü görüyorum. Hayırlı haberler inşallah. Hem de nasıl. Sen ne zaman geldin, nereye gidiyorsun? Dur teyze, sonra. Bir dur. Faruk Bey, siz arazi işinizi halledebildiniz mi? Duyduğuma göre birisi daha peşindeymiş. O işi Akif'le Fikret'te. Süreyya Hanım, lütfen toplantıdalar. Konuşmamız lazım. Süreyya, toplantıdayım. Toplantı bitti. Müsaade eder misiniz biraz? Konuşacağız. Müsaade eder misiniz beyler? Tamam, sonra devam ederiz. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu nasıl olabiliyor ya? Sen beni kolundan tutup getirmedin mi buraya? Benim hayatımı değiştirmedin mi? Ya ben sana güvendim, sana inandım, sormadım, sorgulamadım. Ne dediysen tamam dedim. Yanında olacaktın benim. Bunun için mi? Niye yaptın bunu?
Senin avukatın gelip bu kağıdı önüme koysun diye mi? Boşanma dilekçesini gelsin suratıma atsın diye mi? Niye? Bu fotoğraflar yüzünden mi? Söylesene bir şey. Cevap? Tamam. Senin için dert değilse benim için de değil. İmzaladım zaten kağıdı. Senin için bu kadar kolaysa benim için zaten... Yeter! Bunu benim yaptığıma sen nasıl inanırsın ya? Nasıl? Sen yapmadın. Sen yapmadıysan kim yaptı bunu o zaman? Annen. Hanımım. İstediklerinizi getirdim. Ay yaşa Mustafa. Fikret'im bayılacak bu hediyelere. Şey hanımım, bilmek istersin diye düşündüm. Hamdi Beylerin konağı vardı ya, orayı alanlar taşınmış galiba. Birkaç gündür önü kamyondan geçilmiyor. Nurgül, bir tepsi hazırlat. Hoş geldiniz diye gönder. Mevlüt'e de davet ediver. Kimmiş bakalım bu yeni taşınanlar öğrenelim. Tabii hanımım. Hemen gönderirim Gülistan'ı. İpek'e de söyle çalışma odasına gelsin. Hemen. Gel. Anneciğim. Beni çağırmışsınız da. Kocanın doğum gününü kutladın mı? Anneciğim, düğünde olanları siz de biliyorsunuz. O talihsizliği hepimiz yaşadık. Ama bu vazifelerini yerine getirmemen için bahane değil ki. Ne acılar yaşadım, ne sorunlarla boğuştum. Ama hiçbir zaman oğullarımın doğum gününü atlamadım. Konağın hanımı olmak öyle herkesin harcı değil İpek. İnsan nasıl idare edilir, nerede susulur, nerede konuşulur? Bunlar hep dikkat gerektirir. Bak konağa geldiğinden beri gözüm üzerinde. Yaptıklarının neticesini düşünmeden davranıyorsun. Öyle olmaz. İnsan sarrafı olacaksın. İncelikleri bileceksin. En çok da Fikret'i düşüneceksin. Kadın dediğinin ilk vazifesi kocasını mutlu etmektir. Haklısınız. Bak sana gelinim dedim. Yüzümü kara çıkarırsan bozuşuruz. Yok anneciğim. Siz merak etmeyin. Ben bundan sonra daha dikkatli davranacağım. İyi. Hadi. Fikret'e hediyelerini verelim. Bir daha da arkanı bana toplattırma. İnanamıyorum böyle bir şey yaptığına ya. Bizim adımıza nasıl böyle bir karar verebilir? Aklım almıyor yani. Bu sefer gerçekten çok ileri gitti. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben sana demedim mi? Annenle senin arandaki savaşın bir parçası olmak istemiyorum diye. Bak, oldum işte. Ama bu kozu da sen verdin eline, unutma. Keşke tek başına gitmeseydin meyhaneye. Faruk, ben giderim. Ne var bunda? Süreyya, ben sana annemi anlatmadım mı? Annem anlamaz bunu. Annem için meyhane sadece erkeklerin gittiği bir yer. Sen bu durumda anneni mi savunuyorsun bana? Ya ben onu mu dedim şimdi? Ben sana durumu anlatıyorum. Ona göre bir kadın tek başına gece dışarı çıkamaz. Yanında kocası yoksa meyhaneye gidip oturamaz. Bence sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Eğer öyle düşünüyorsaydı bunun altına benim de imzam olurdu. Hem sen var ya, Boran soyadının ne anlama geldiğini hala anlamadın. Anlamıyorum. Anlamayacağım ya. Ne oluyor ya Boran olunca? Böyle kafana estiği zaman her şeyi yapamazsın demek oluyor. Bir adım atmadan önce aileyi düşünmek demek oluyor. Peki benim duygularım, benim isteklerim, benim hissettiklerim, kırgınlıklarım hiç mi önemi yok? Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim Allah aşkına? Aile olmak böyle bir şey işte. Bazen kendinden önce aileyi düşünürsün. Yani istemesen de...
bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalırsın. Üstelik burası İstanbul değil, tamam mı? Burada hayat öyle işlemiyor. Ben aynı Süreyya'yım. Beni ben yapan hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğim. Bize rağmen mi? Biz kim ya Faruk? Biz kim? Sen ben değil miyiz? Ben seni değiştirmeye çalışıyor muyum? Ben seni olduğun gibi sevmiyor muyum? Sen de beni sevsen ne olur sanki ya? Seviyorum Süreyya. Seviyorum. Ama ben karımın fotoğraflarının el alemin elinde olmasını istemiyorum. Ortalığa düşmesini istemiyorum. Ya düşseydi? Ne olurdu ha? Ne olurdu? Ne olurdu? Rezil olurdun değil mi? Faruk, sana ben bir şey söyleyeyim mi? Kimin ne düşündüğü, ne gördüğü benim umurumda değil. Ben yanlış bir şey yapmadım. Sen de karının kim olduğunu anladığında o zaman konuşuruz. Buyurun. Ne? Hayırdır? Onca kargaşanın arasında doğum gününü unuttum sandın, değil mi? Hı? Doğum günün kutlu olsun. Ailenle, karınla huzurlu yaşa inşallah. Çok teşekkür ederim. Anne, bu babamın saati. Ben abime verirsin diye düşünmüştüm. Anneler evlatlarını yürekleriyle görürler. Akıllarından ne geçer, ne isterler hepsini bilirler. Sadece zamanını beklerler. Bak, karının da sana bir hediyesi var. Mutlu yıllar. Beğenirsin inşallah. Vay. Ustura. Aferin sana kızım. Boşuna demiyorum. Yol yordan bilmek başka şey diye. Kocanın bakımı karısının mesuliyetindedir. Ben de babana çiçek gibi bakmıştım. Nasıl yani? Şimdi beni pek... Sen mi tıraş edeceksin? Diyens, sen de istersen. Aa, ister tabii. Niye istemesin? Karın heves etmiş. Kursağında mı kalsın? Aa. Ölü aşı Ulu Cami'de dağıtılacak değil mi? Aa, evet anne, ama ben vakıfla konuştum. Otogarda da helva dağıtacağız. Eğer Esma Hanım bir şeyler karıştırmıyorsa ben de naşu bileklerimi keserim. Sen milleti takip edeceğine listeyi tamamla. Eksikler alınacak. Yarın mevlit var, haydi. Aşk olsun abla. Hani beraber kesecektik. Ne bu şimdi? Biz yedik onu. Kim kim yediniz kız? Fikret Bey'im, Osman Bey, Nurgül ablam, bir de Murat. Murat Bey Bade. Bey. Anladın mı? Maşallah, ziyade olsun. Fikret Bey'im dedi abla yiyelim diye. Sonra bir gırgır şamata. Murat Bey'im de bana yedirdi. Hatta Fikret Bey'im de Nurgül ablayı elleriyle yedirdi, değil mi abla? Selamünaleyküm. Hoş geldin, hoş geldin. Bade su ver, yanıyorum. Tamam abi. Vallahi yanıyorum. Lokumların hepsini yemeseydin Nazif abi. Sanki keyfimden yedim ben lokumların hepsini Asiye. Gürüsten yemin ediyorum gelirken bir kilo lokum yemişimdir ben. Allah abi. Bir kilo yemişimdir kesin yani. Yok cevizli sucuk ye. Yok vişne reçeli ye. Vallahi öldüm bittim ya. Bu mama kabı ne abla? Bana bak. Eğer siz de çocuk istiyorsanız öyle adakla falan olacak iş değil o. Gideceksiniz, tedavi olacaksınız, anladınız mı? Hoş geldin. Kolay hoş gelsin. Geldin Mustafa. Abla doğru diyorsun da dünyanın parası o işler be. Bizim etimiz belli, budumuz belli. Nasıl ödeyeceğiz o kadar parayı? Biz ne güne duruyoruz? Ha?
el birliğiyle biriktiririz ufak ufak, değil mi? Ay ablam, sen olmasan biz ne yaparız ya? Gel kuzum. Ablam. Ay kuzum. Hadi inşallah. Her şey iyi olur kuzum benim. Üzülme. Allah kalbine göre versin inşallah. Abla. Ya ağlama. Ne bu halin ya? Dert tarafım bembeyaz. Gel buraya. Ay benim aslanım. Allah kalbinize göre verir inşallah. Hadi. Ay haydi. Aldı mı? Korkmalı mıyım? Bilmem. Babamı sürekli seyrederdim tıraş olurken. Ama şimdi... kesersem yüzünü... Ben sana güveniyorum. Şöyle tutacaksın. Sadece babanı buraya koy. Evet. O kadar yakından nasıl hareket edeceğim? Uzaktan hiç yapamazsın. Buraya bastırıp sonra tek bir seferde aşağı kadar çekeceksin. Zormuş. Bir de çok kıpırdıyorsun. Korkuyorum keseceğim diye. Korkmasan daha kolay olur aslında. Kendini bıraksan. Biliyorum üzülüyorsun. Ben de üzülüyorum. Yani düşünmedim böyle olacağını. Seni seviyorum İpek. Ben de. Ama yapamayacağım. Yani korkuyorum. Sen yap, ben de izleyeyim seni. Gerek yok. Boş ver. Zamanım da yok zaten. Seninle konuşacağız anne. Yukarıda bekliyorum. Abi? Abi ne oluyor? Bir şey mi var? Ne oluyor anne? Şimdi öğreniriz oğlum. Sen biliyor musun ne olduğunu? Yok canım, ben bir şey bilmiyorum. Süreyya da sabah çekti gitti.
Esma annem de kızgındı. Herhalde yine Süreyya ile ilgili bir şeydir. Ben de merak ettim şimdi. Neyse canım, bir sene. Aynen, bir sene. Anne sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Benden habersiz boşanma dilekçesi nasıl hazırlarsın sen anne? Benden hesap soracağını karından sorsana. Anne beni delirtme Allah aşkına. Ben karımla ne yaşarsam yaşayayım. Bu benim sorunum anne. Seni ilgilendirmez. Ben de aksini düşünmüyorum. Peki bu boşanma dilekçesi neyin nesi? Fotoğraflar neticesinde. Artık bu evlilik rezaletine bir son verirsin diye düşündüm. Koskoca Esma Sultan gelininin peşine fotoğrafçı mı taktı? Ne münasebet. Tenezzül bile etmem. Gazeteci kendisi çekmiş. Seni aramış bulamayınca konağa getirdi. Aldım, gereğini yaptım. Sayemde basına sızmayacak. Bütün bunları sineye çekmeyeceğiz değil mi? Yanılıyor muyum? Evet anne, yanılıyorsun. Ben karımı tanıyorum anne. Ona güveniyorum anne. Kafandan ne geçiyorsa onları sil. Tamam. Ben sileyim, sen sil. Herkes nasıl unutacak? Her gün bir kepazelikle uğraşıyoruz sayesinde. Sen de karım diyorsun. Bak anne, eğer ben bir gün karımdan boşanacaksam, ki bu asla olmayacak, buna ben karar veririm anne, sen değil. O sadece senin karın değil. Hepimizin soyadını taşıyor. Bunu azmetmemi bekleme. Yapma anne, Allah aşkına yapma. Kız buraya geldiğinden beri kızın burnundan getiriyorsun. Kız sana bir saygısızlık yaptı mı ha? Hayır. Sen bunu gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bu gelini sen seçmedin de ondan. Ölürüm de seçmem. Ne sana layık ne bana layık. Bayası belli. Anne, karıma hakaret etme anne. Onun canını yakma. Benim canımı yakma anne. Artık istikbalime kastetme. Yıllar önce yine böyle bağırdın bana. Öfken adabını aşmıştı. Ailemize münasip değil dedim. En azından o doktordu. Bundan daha gururluymuş. İstenmediği yerden efendi gibi çekti gitti. Şimdi keşke gitmeseydi diyorum. Daha da beterini görecekmişim. Anne sana canımı yakma diyorum sen. Sen ne dediğin farkında mısın anne? Neden geçmişi deşiyorsun? Neden Süreyya'ya saygı duymuyorsun anne? Anne artık benim hayatıma karışma. Sana yalvarıyorum artık benim hayatıma karışma anne. Ben Süreyya'yı seviyorum. Tamam annemsin. Bana ne yaparsan yap. Başımın üstünde yerim var, tamam mı? Ama eğer Süreyya'yla bu savaşını bitirmezsen anne, çok pişman olursun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır anne. Sana olacakları söylüyorum. Eğer bunu yapmazsan karım da alır İstanbul'a giderim. Bir daha da yüzümü göremezsin anne. Ölümü çiğnersin Faruk. Sen de karımı çiğneme. Efendim teyze. Süreyya, neredesin sen? Emir Sultan Camii'nin oradayım. Bir şey mi oldu? İyi sen anlatma teyzene olan biteni. Ben Kodak'ta kopan fırtınadan öğreneyim, iyi. Ne oldu teyze? Esma Hanım boşatmaya kalkmış seni. Faruk mu anlattı, ne oldu? Anne seni odaya kapattığı gibi esti gürledi. Karımdan uzak dur dedi. Bütün Kodak duydu tabii. Of. Ne ofu be, ne ofu. Oh de, oh. İyi oldu o Esma Sultan'a, çok iyi oldu. Oh. Ama Faruk helal olsun, böyle dağ gibi durdu arkanda, dağ gibi. Teyze kapıyorum, Faruk arıyor arkadan. Efendim? Neredesin sen? Emir Sultan Camii'nin oradayım.
Bekle, geliyorum. Tamam. Aa. Günaydın. Günaydın. Sen de geç kalmışsın. Evet, uzun bir geceydi. Otursana. Ne geceydi değil mi? Olaylar olaylar. Evet. Evet. Ne oldu? Arkadaşın kocasıyla barışabildi mi? Yani sabah eve gitti. Son durumlardan haberim yok ama düzelirler herhalde ya. İnşallah. Hadi bakalım. Hayır, barışsınlar da biz de şu okul meselesini bir konuşalım. Nasıl ya? Sen o konuda ciddi miydin? Ben öyle rakı muhabbeti diye düşündüm. Ya ben gayet samimiydim. Ama tabii sen istemiyorsan hiç... Ay hayır hayır, hayır bir dakika, istiyorum. Ya istiyorum tabii de sen neden istiyorsun bu işi? Ben bir iş adamıyım. Ve böyle farklı alanlarda yatırım yapmak beni heyecanlandırıyor. Süper ya. Ya sen piyangodan falan mı çıktın? Allah'ım, yılların hayali gerçek oluyor. Evet ama İstanbul'a dönmezsen. Yok ya. Bursa'yı sevdim ben. Böyle İstanbul'un koşturmacası yok. Sakin. Medeni bir ilimiz. Harbiden yeşil. Öyledir. Süreyya da artık burada. Aa, bu arada bizim otelin rufundan teklif aldım. Haftada 3 gece çıkıp şarkı söylememi istiyorlar. Okulu da açarsak İstanbul'a gitmeme gerek kalmaz. O zaman açalım okulumuzu. Detayları konuşalım. Şimdi ben birkaç tane binayı gözüme kestirdim. Abi çok heyecanlıyım ya. Ay, ben provaya geç kaldım. Alo? Geliyorum hemen, tamam. Ya benim gitmem gerekiyor. En kısa zamanda konuşalım ama, tamam mı? Ama konuşmamız için telefon numaranı almam lazım. Vay vay vay. Numarayı almak için de iyi bahane. Peki. Yazar mısın? Hadi kaçtım ben, bay bay. Günaydın. Günaydın, buyurun. Moranların konağından geliyorum ben. Esma Hanım hoş gelmişler dedi. Sağ olsunlar. Niye zahmet ettiniz? Yok, ne zahmeti. Hem biz konu komşu pek severiz. Ben bırakıvereyim mutfağı. Yok yok. Buraya kadar yorulmuşsunuz zaten. Zahmet etmeyin lütfen. Selam söyleyin Esma Hanım'a. Baş üstüne. Yarın öğleden sonra mevlüdümüz var. Rahmetli Fevzi Bey'in seneyi devriyesi. Esma Hanım'ın kocası olurdu. Mutlaka sizi de bekliyoruz. İnşallah. Allah kabul etsin. Amin. İyi günler. Güle güle. Thank you.
Hayatım boyunca omuzlarımda çok ağır yükler oldu Süreyya. Çok sorumluluklarım oldu. Babam öldüğünde bu yükler daha da ağırlaştı. Kalbim ağırlaştı. Omuzlarım çöktü. Bunları hissetmediğim tek gün seni gördüğüm gündü. Çok özgürleşmiştim ben o gün. Sen gittiğinde tekrar onları hissetmeye başladım. Bu hiç hoşuma gitmedi. Bir daha beni terk etme. Akşamlar. Kusura bakmayın, geciktim. Ya abi ne gerek var? Utandırıyorsun beni ya. Oğlum senin ne alakası var ya? İpeyi aldım. Canım. Sana neden? Sabahki hediyene küçük bir jest. İpek abla açsana hemen ya, görelim. Merak ettim. Allah Allah. Sen niye her şeyin içindesin ya? Abimler yok mu anne? Arada sor bakalım neredeymiş. Haberiniz yok mu Esma Hanım? Onlar İstanbul'a gittiler. Hadi ya. Bu gece yoklar yani. Birkaç gün kalacaklar galiba. Kafa dinleyecekler. Ama şimdi haklılar yani. Yeni evliler bunlar. Hani böyle doya doya bir huzurla yaşayamadılar aşklarını. Madem Süreyya İstanbul'da, sizin ne işiniz var burada? Derler ya, misafirliğin kısası makbuldür diye. Düğüne diye geldiniz, yerleştiniz buraya. Sizin bir eviniz, bir düzeniniz yok mu? Özlemişsinizdir. Hani biz size mani olmayalım. Mustafa yarın alsın isterseniz biletinizi. Anne sen ne yapıyorsun? Niye onlara kızıp kadına çatıyorsun anne? Ayıp. Herkesin ayıbı kendine. Hadi size afiyet olsun. Faruk Bey, biraz da geçmişinizden bahsedelim mi? Ne mesela? Mesela ilişkilerden. Bu mu yani? Niye evlenmedin sen hiç bugüne kadar? Evlendim ya işte. Ya Faruk, gerçekten soruyorum. Ciddi bir ilişkin oldu mu hiç? Hı? Soru neydi? Ya Faruk. Hiç aşık oldun mu? Aşık oldun Esma Sultan mı istemedi? Ne oldu merak ediyorum seni. Suskunluğu bir cevap olarak kabul edebilir miyiz? Çok mu sevdim? Geçmiş. Bitmiş, gitmiş. Artık hayatımda sen varsın. Tatlı menüsü ister miydiniz? Lütfen. Tam zamanında geldiniz. Beyefendinin konu değişikliğine ihtiyacı vardı. Thank you.
By the way, I talked to the landlord. He knows I'm living for good and I paid the rent in advance, but if anything comes up, can you pay it? Of course, Begum. Don't even mention it. Thank you. I'll wire the money from Turkey. Does he know you're settling back to Bursa? I haven't told him yet. His life will be shattered into pieces. You know that, right? I know. I know, but life doesn't always turn out the way we want. He'll get around. He has to. So will you. I'm always here for you. I know. I know. Thank you. Şimdi o kadar sabahlıyoruz ki o dönem anlatamam. Sınavlar var ya, güya çalışacağım ve inanılmaz bir not alacağım. Neyse sınava gittik. Benim gözler kan çanağı. Böyle fincan fincan. Sinan Hoca vardır. Çok tatlı. Ay canım, o kadar iyi bir hocadır ki o. Tanısan çok seversin. O geldi böyle bir yan gözle baktı bana. Hadi kalk bir kahve iç, öyle gel dedi. Kaç yaşında bu Sinan Hoca? Bilmem, ne bileyim, o zaman yeni mezundu. Eski numaralar falan böyle. Öğrenciye kahve getirmeler. Ya sevgilim, ne alakası var? Zaten beni o zaman görsen yüzüme bakmazsın. Ben var ya, suratım böyle tabak gibiydi, genç irisi. Her yerim büyüktü yani. Ay çok büyüktü. Ne yapıyorsun sen? Sen konuşurken yiyemiyorsun ya. Fıstık ayıklıyorum sana. Niye yarılarını veriyorsun öyle kıtıp kıtıp? Benim olan her şeyin yarısını seninle paylaşmayı seviyorum da ondan. Neyini mesela? Kalbimi, hayatımı. Başka? Yatağımı. Başka? Annemi. Konuşmuşsun annenle. Hı-hı. Teşekkür ederim. Etme. Senin için konuşmadım. Bizim için konuştum. Onu anlamaya çalışıyorum ama konuyu eğer bizsek herkesi karşıma alır. Bizi şu an akşam yemeğinde görmeyince delirmiştir. Her şeyi yedik. Hesap istin mi? Her şeyi ben yedim galiba. Girebilir miyim? Gel tabii. Senem Hanım, gitmeseniz. Ya bakın, abim de Süreyya da çok üzülür. Nasıl gitmeyeyim Osman'cığım? Duydun annenin söylediklerini, resmen kovdu kadın beni. Ya abime kızgındı. Hırsını sizden çıkarsa, ciddiye almayın onu. Nasıl almayayım ya? Kadının gözünden ateşler çıktı. Böyle ejderha gibi böyle. Senem Hanım. Şöyle bir otursanız. Ya ben aslında size bir sürpriz yapacaktım. Odanıza televizyon getirecektim. Beraber film izleriz diye heves etmiştim. Ama... Gerçekten mi? Hı-hı. Ama şimdi siz giderseniz ben kimle film izleyeceğim? Ben öyle her filmi sevmem ama... Ayhan Işık filmleri olacak illa. Ayhan Işık olur, ben de severim. Sen de benimle izleyeceksin. O tuğla gibi kitapların arasına dalıp beni unutmayacaksın ama. Tamam, tamam, beraber seyrederiz. O da tamam. Esma Sultan. Annem bende. Annem bende. Sırf senin güzel hatırın için kalıyorum o zaman. Hep Süreyya gelene kadar. O zaman filmi seçeyim ben.
Siz de şu eşyaları çıkartın. Osman, sen çok güzel bir adamsın. Allah gönlünü muradına versin. Osman. Şu badeyi bana bir yollar mısın lütfen? Olur. Hadi bakalım Esma Sultan. Şimdi el mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Ne haber baba? İyi misin? Ben iyiyim ya. Hem de çok fena değilim. Hani sana böyle bahsettiğim bir intikam günü vardı ya. O gün geldi çattı. Hiç tahmin etmezdin değil mi? Kenara attığın, gözünü kapadığın da yoksaydın oğlum bir gün dediğini yapsın. Hem de senin sayende. Sana olan nefretimle bugünlere geldim ben. Yaşayamadığımız günler yüzünden taş kesildim. Öyle ki senin adını onurumu sattığın boranların karşısına dikilecek, çıkacak hale geldim. Şimdi o Faruk, o Esma adımın altında ezim ezim ezilecek. Savaş başlıyor.
Fevzi Bey'in ruhuna mı okudun onu? Günah be oğlum. Onun bize yaptıklarını söylüyorsan evet günah. Onu böyle dua falan kurtarmaz yani. Bakma öyle, utanıyorum. Karımı seyrediyorum. Ne var ki bunda? Ne oldu? Merak etmiyor musun hiç? Yok. Ben sen verirsin diye bekledim. Tahmin edemezsin zaten. Ne bu? Fotoğraf albümü. İpek, ben seninle bir ailem olmasını çok istiyorum. Yani tabii sen de istediğin zaman. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum ama. Ama? Ben senin kocanım. Tamam mı? Bana her şeyi açıkça anlatabilirsin. Şimdi biz çocukluk arkadaşıyız ya. Evet. Kolay olur sanıyordum. Evin içinde de bu kadar gerginlik varken rahat olamıyorum. Benim için çok özel bir an ya. İlk defa olacak. Anlıyorum. Tamam. Ne yapalım? O zaman oluruna bırakırız. Kızdın mı? Hayır tabii ki. Hayır. Kızabilir miyim ben sana? İşteyse... Böyle kollarında kal, olur mu? Ben şimdilik bu da bana yeter. Oh! Ay! Oh! Ay nasıl iyi geldi. Ay vallahi insanın sinirini stresini alıyormuş bu hamam. Derlerdi de inanmazdım ben. Oh. Kız, bu hamamı sence benim için mi ısıttın sen? İki tas da sen su dökün, hadi gel gel. Yok abla, uygun olmaz şimdi. Aman. Ay yok, uygun da yok, münasip de. Gerçekten toplama kampı diyorum yani, ben boşuna demiyorum ha. Abla. Hmm. Bir şey soracağım sana. Sor bakalım. Şimdi benim bir arkadaşım var. Bir çocuktan çok hoşlanıyor. Çocuk da ona karşı boş değil gibi sanki. Ya böyle koruyup kolluyor. Sahip çıkıyor, ilgileniyor falan. Ya sence çocuk kıza karşı bir şeyler hissediyor mudur? Yani. Şimdi sen böyle söyleyince ben bilemedim yani. Peki bu arkadaşın oğlanla hiç konuşmuş mu? Yok. Konuşmadılar. Yani konuşmamışlar. Ha. O zaman yani kız kendi kendine gelin güvey oluyor olmasın? Yani öyle de değil tam. Böyle çocuk eliyle yemek falan yedirmiş. Aralarında da bir şeyler geçmiş. O zaman iş değişir. Yani bence belli ki
Çocukta ona karşı boşlayan bir şeyler var. Ama oğlan cesaret edemiyor. Ya öyle mi diyorsun abla? Öyle diyorum. Ha, yoksa niye eliyle yemek yedirsin değil mi? Değil mi? Bana bak. Hı. Sen arkadaşına söyle. Oğlana az cesaret versin. Hani oğlan kaçarsa da üstüne gitsin. Ama oğlan ona yaklaşınca böyle biraz naz yapsın. Tamam. Ben arkadaşıma söyleyeyim o zaman. Arkadaşına söyle o zaman. Sen soğuklukta dinlen biraz. Ben de sana soda getireyim, olur mu? Olur canım, sağ ol. Böyle şeyler de hep arkadaşların başına gelir zaten. İyiyiz, merak etme. Evet, İstanbul'dayız işte. Tamam, haber vereceğim ben sana. Tamam, hadi kapıyorum. Hadi bay bay. White Mokanız. Teşekkür ederim. Kimdi o? Dilara, merak etmiş. Allah Allah, kocanla berabersin. Neyini merak etmiş? Ha? Neyini merak etmiş? Ya. Neyini merak etmişsin? Kahveyi bekleyeceksin. Yanacaksın sonra. Keşke hiç gitmesek Faruk ya. Kalsak burada ikimiz. Zaman dursa keşke. Bence sıkılırsın. Sıkılır mıyım? Hı hı. Beyefendi, biz bu yüzüğü boşuna takmadık. Dikkatinizi çekerim. Şu kahveyi versene bir sen bana. Bak, gel sen. Ben sana yukarıda bir şey göstereceğim. Gel, gel. Gel, gel. Yola çıkmadan konağın nimetlerinden faydalanayım mı dediniz? Yok, bir yere gitmiyorum. Bir kızımla damadım gelsin de bir yüzlerini göreyim. Hem zaten bizim Osman'la yapacak bir sürü işimiz var. Aa, kızlar söyledi yarın Mevlüt varmış. Su hala sıcak. Soğumadan siz de girip yıkanın isterseniz. Rahatlarsınız. Yüzsüzlüğün bu kadarı. Osman, bu kadına sen mi kal dedin? Misafirin evden kovulmayacağını sen öğrettin bize anne. Bizim kapımız herkese açık. Oğlum hamla burası. Her gelen yerleşiyor. Misafirliğinde bir aldabı var. Anneciğim Süreyya'nın tek akrabası o kadın. Hem bize ne zararı var ki? Bu evin bir mahremiyeti var. Gerçi artık bu evde hapşurulsa bile çarşıdan çok yaşa dönüyor. Bunlar sayesinde. Anneciğim sen biraz abartıyorsun bence. Bak herkes bizim gibi yaşamak zorunda değil. Bu çatının altındaysa zorunda. Anneciğim aileyi bir yerde tutmak istemeni anlıyorum ama bunu insanların hayatına karışarak yapamazsın. Bak beraber yaşamak hoşgörü ister. Sevgi ister. Emek ister değil mi? Ben de aile şirketinde çalışmıyorum ama sizden de ayrı değilim. O konuyu hiç açma zaten. Hasta olmasaydın sen de abinlerle otogarda olacaktın şimdi. Anneciğim ne Senem Hanım ne de Süreyya senin çocukların değil. Yani böyle hükmetmesen biraz anlayışlı davransan belki hep beraber daha kolay yaşarız. Bu konağın idarecisi benim. Hayır pencereyi kapat oğlum. Üşüteceksin. İyi akşamlar. Böyleyken tartıştığım şeyler ne kadar saçma geliyor değil mi? Ne kadar küçük. Hep burada kal o zaman. Ama bir tek sen yetmezsin tabii. Efendim? Bir sürü çocuk istiyorum.
Bir sürü derken? Öyle bir sürü küçük 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 kız çocukları. Senin gibi. Kız çocuğu. Hı-hı. E belki ben erkek istiyorum. He. Kız çocukları bana aşık olacak tabii. Sen de kıskandın. Kıskandın mı? Ya hayır, ondan değil. Bir kere benim Oğuz'um babasını çok sever. Oğuz kim? Oğlum. Hemen oğlunun adını mı koydun? Ya tamam. Senden tek bir şey istiyorum. Kız çocuklarına sen karar verebilirsin isimlerine ama erkeğe karışma. Tamam o zaman. İlk kızımızın adını koyalım. Mukadder. Ne? Mukadder. Bu ne ya? Anneannemin ismi ya. Gerçekten mi? Evet. Ay hayır, olmaz. Hayatta olmaz. Nasıl olmaz? Niye? Aa. Bak ya, hemen ilk cevabı olmaz. Ya ama düşünsene, biraz insaf et, ne olursun. Benim küçücük çocuğun adı Mukadder mi olur ya? Nasıl çağıracağım ki bir kere? Düşünsene bak. Mukadder! Bitmiyor, isim bitmiyor yani. Ne? Hep böyle gül. Çocuklarımızla. Hep beraber. Hep böyle mutlu. Olur. Özledi koynunda uyanmayı yar baygın sabahlara. Hiçbir şey düşünmeden, konuşmadan dalıp gitmek uzaklara, sonra düşmek ölüm gibi uçurumlara. Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen hüzün hala. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar, dilediğim onaylanmalar. Yoksun haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktı yerden tüm hızıyla dönerken, ben onu seyrederken çıkar yeni akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçiyiz senden. Neredesin? Sesin nerede? Kirpinden düşen üzüm hala yerde. Hepsi boş kazanmalar, başarmalar, dilerim onaylanmalar. Yoksun haklıydı diyorum soranlara. Ve karanlık perde perde sönerken, gün seferden dönerken, başlar aynı tören. Hayat bıraktı yerden tüm hızıyla sürerken, ben onu seyrederken çıkar yeni akşam. Ben kedim yatağım, çok şikayetçi senden. Ah.
Ne yapıyorsun sen? Şeker yiyorum. Sen çocuk musun? Evet. Nereden buldun onu? Çantamdan. Ne var başka çantanda? Bakalım. Galiba çikolata da var. Bir tane sen de yesene bak. Çok güzel. Yeşilini sen ye. Evet efendim, bir adet kulaklığımız var. Ondan sonra mikrofon şeklindeki anahtarlığımız. Çünkü ben bir sanatçı kişiliğim. Parlatıcımız. Kitabımız. Bu ne? Ya. Bu modada eski bir bina. Bizim Dilara'yla en büyük hayalimiz bir müzik okulu açmak. Bu binayı görünce vurulduk biz ikimiz buna. O kadar istedik ki bizim olsun diye. Dergide yazıyordu öyle hikayesini. Biz de kestik. Ama olmadı. Hala istiyor musun? Ya istiyoruz tabii ama. E açalım o zaman. Ne? İstiyorsan açalım işte. Ama sevgilim, bu çok büyük bir şey. Vallahi mi? Hı hı. Ya sevgilim, ne diyorsun? Gerçekten mi? Ne? Ya gerçekten mi? Bir tanesi. Gerçekten biri. Ama Bursa'da. Tamam, Bursa'da. Tamam. Orada da çocuklar. Evet, çocuklar var. Ama önce bizim çocuklar. Evet, bizim çocuklarımız olacak. Okulda açacağım. Çocukta doğuracağım. Öğretmenlik yapacağım. Dilara'yı arayacağım. Dur. Kız dur, sabahın dördü. Ne Dilara'sı? Dur dur, bırak bir sakin. Tamam, sabah ararım. Doğru söylüyorsun. Uyuyalım, bitsin. Bitsin bu gece. Hadi sabah olsun. Bugün. Dur. Ben de senin gibi çok heyecanlıydım böyle. Babam bana hep derdi ki, oğlum sakin ol, sakin ol. Sakin ol ki heyecanının tadına varasın derdi. Babanla çok tanışmak isterdim. 10 sene önce bugün vefat etti. Gerçekten mi? Hı hı. Annem bu sabah kabristana gider. Sonradan da konakta mevlüt verir. Her sene yapar bu. Hadi kalk gidelim. Nereye? Gidelim. Süreyya, hiç uyumadık. Ne olacak? Bir gece uyumayalım. Dur, dur, dur. Ben yaparım, dur. İşte baba, senin gelinin böyle tez canlı. Aferin sana. Daha tanıştırmadan kötüle. Merhabalar efendim. Çam ağacını çok severmişsiniz. Ya bu arada heyecandan unuttum. Ben Süreyya. Ki siz zaten beni tanıyorsunuz eminim. Bizi yukarıda olduğunuz yerden izlediğinizi de biliyorum. Tıpkı annemle babam gibi. Oğlunuz bana emanet. Bundan sonra her zor günde, her zor şartta ben onun yanında onu sevip kollayacağım. Biz sizin topraklarınızda kök salacağız ve koskocaman bir ağaç olacağız. Siz rahat uyun, tamam mı? İşte böyle dilim kıza aşık oldum. Allah sonumuzu hayır etsin. Hadi gidelim.
Gülistan, elini çabuk tut. Esma Sultan birazdan kontrole gelir. Tamam abla. Günaydın hanımım. Günaydın. Günaydın. Şerbeti fazla kaynatmayın. Rengi koyulaşır sonra. Tabii hanımım. Tamam hanımım. Murat'ı erken kaldırın. Kahvaltıdan sonra kabristana gideceğiz. Hemen hanımım. Cevani mi yaptın? Mevlüt için bu değil mi? Çok manidar. Eline sağlık. Sağ olasın. Hemen çıkıyor musun oğlum? Açılıştan önce yapmam gereken şeyler var. Allah işini rast getirsin. Aslanım. Aslan oğlum. Benimle mezarlığa geldiğin için teşekkür ederim. O ne demek Faruk öyle? Tabii ki geleceğim. Seni eve bırakayım. Ama ben kahvaltı yakalamayacağım. Akif bekliyor ofiste. Sevgilim beni bir çarşıya bırakır mısın? Birkaç tane işim var. Bir de Dilara ile buluşacaktım. Söz verdim. O gizemli arkadaş da yanında mı acaba? Gizemli arkadaş. Vallahi hiçbir fikrim yok o gizemli arkadaş yanında mı? Ama istiyorsan böyle bir dörtte gizemli yemek yapabiliriz ha? Ha bak bunu sevdim. O zaman evli olduğumuzu anlar hanımefendi. Uğraşma arkadaşımla. Vallahi uğraşırım. Seni benden uzaklaştırırsan bak daha nasıl uğraşacağım onunla. Tamam hadi söylenme Faruk. Bak bir sürü işim var, oyalıyorsun beni. Daha Mevlid'e yetişeceğim. Şurada durdursana hemen. Bak bugün zor bir gün biliyorum. İstersen toplantı falan iptal ederim. İstemem. Sen bizim evliliğimizin arkasında durdun ya. Benim için bundan daha önemli hiçbir şey yok. Senin bu gücüne hayranım. Annem de eninde sonunda anlayacak. Evliliğimize saygı duyacak. Biraz zaman ver. Göreceksin. Eğer yardıma ihtiyacın olursa haber ver. Sana ekip falan yollayayım. Ambulans mı ambulansa? Gelme beni be. Gerilme rahat ol. Ben gideyim. Kolay gelsin. Nurgül. Sofraya benim çeyizimden takımları koyun bugün. Duymadınız mı? Öyle kafamıza göre servis takımlarını koyamıyoruz gelin hanım. Malum bu evinde bir düzeni var. Çok özür dilerim Nurgül. Kusura bakma. Sen karşı mı geliyorsun bana? Önce bir hanımıma sorayım. O ne derse o. Soracağım gelin hanım. Daha gelin iki gün oldu. Küçük Esma kesildi başımıza dilber dudak. Bir de sana akranınmış gibi Nurgül demez mi? Ay. Neyse. Aldı cevabına gitti.
Masaları da. Hop abi geliyor. Oğlum hadi hadi hadi. Hoş geldin usta. Ne haber, her şey yolunda mı? Fazlası var, eksiği yok. İyi, güzel. Körün gözünden kaçmaz. Seninki Zoka'yı yutmuş abi. Aa. Zeki aradın. Beyim ayağına çağırmış. Şimdi de şirkette gelmesini bekliyormuş paşanın. Güzel. Güzel. Adama sıkı sıkı tembihleseydin ne söyleyeceğini. Çıkınca da bize haber versin. Bir de adamın parasını verin. Kimsenin parası bizde kalmasın. Eyvallah usta. Eyvallah. Gel bakalım Faruk Boran. Gel bir tanışalım artık ya. Gel. Gel Akif. Dönmüşsün abi. Ne haber? Ben olsun, bildiğin gibi. Hoş geldin. Sen iyi misin ya? Yorgun görünüyorsun. Sabaha kadar uyumadım. Hadi ya. Hayırdır abi, sorun ne? Esma Sultan. Aniden İstanbul'a gittiğini söyleyince ben tahmin etmiştim. Ya kızım çok üstüne geliyor. Hayatını dar etti kıza ya. Hani hiçbir şey yapmasa yokmuş gibi davranıyor. Kolay kabullenmeyeceği belliydi. Bu sefer çok ileri gitti abi. Çok ileri gitti. Ayrıl konaktan. Al Süreyya'yı, git başka eve çık. Ha, iyice düşman olsun yani. Ya orası benim evim Akif. Ben orada doğdum, orada büyüdüm. Ben çocuklarım orada doğsun, benim gibi orada büyüsün istiyorum. Ben karımla orada mutlu olmak istiyorum. Ben niye başka bir yere gideyim ya? Abi o zaman sen de yani mecbur bir yolunu bulacaksın. Esma Sultan'la Süreyya'nın arasını yapacaksın. Mecbur. Ben onun neyi yumuşatacağını biliyorum da. Neyin? Doğru. Efendim. Faruk Bey, Bursa Gazetesi'nden Zeki Bey geldi. Gelsin bakalım. Akif, bana biraz müsaade etsene. Röportaj mı var? Yok, özel bir mesele. Ha. Eyvallah. Beni görmek istemişsiniz. Bu resimleri niye çektin lan? Abi, art niyetim yoktu. Niye çektin o zaman? Ben Süreyya Hanım'ı görünce arkadaşlarıyla eğleniyor diye bir magazin haberi yapacaktım. Yanlarına bir adam gelince de hani bir... Bu adam ünlü biri mi oğlum? Haber değeri mi var? Yo, tanımıyorum ben. Süreyya Hanım var diye şey ettim. Kim tuttu lan seni? Ben öyle bir şey yok Faruk. Kim tuttu oğlum seni? Gerçekten öyle bir şey yok. Lan kim tuttu seni? Bana bak. Benim ailem, benim karım senin malzemen değil, tamam mı? Bir daha böyle bir şey yaparsan seninle farklı konuşuruz. Anladım. Şimdi bu resimlerin hepsini siliyorsun. Hiçbir yerde görmeyeceğim. Derhal. Hadi defol bakayım. Tekrar özür dilerim. Yürü! Anneciğim, beğendiniz mi? Neyi? Takımlarımı. Hı. Alo. Günaydın
Esma Hanım. Faruk şirkete geldi, ona haber vermek istedim. Tamam, teşekkür ederim. Kim o anne? Faruk abim mi? Kızım koyma. Hadi çabuk bitir kahvaltını da gideceğiz biliyorsun kabristana. Kim bıraktı annem şu çiçekleri? Babanın çok seveni vardı oğlum. Fevzi. Fevzi. Bugün 10 yıl oluyor. Aileyi bir arada tutmak. Düzeni sürdürmek. Acılar, kederler. Hepsine rağmen dimdik ayaktayım. Hiçbirinden gocunmadım. Ne gerekiyorsa yaptım. Gene de yaparım. Ama karşında duran kendi kanındansa onun acısı başka türlü oluyor Fevzi. Faruk evden giderim dedi. Hem de o kızın tarafını tutarak.
Ama ezdirmeyeceğim. Boran soyadını o İstanbullu geline çiğnetmeyeceğim. Salih, bırak onu oraya. Çık 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 çık. Ha, bakayım ne kalmış. Allah'ım kumbara yaptı tedavi için. Ben de doktordan randevu aldım. Bakalım hayırlısı. Nerede bakayım şu kumbara? Burada. Az veren canda. Ay vallahi ben onun için demedim Senem Hanım. Olsun olsun, böyle içimden geldi. Ay Allah razı olsun. Geldi keyfimizin limonu. Kusura bakmayın Senem Hanım, çok işimiz var. Malum yerimiz de dar, telaşımızı görüyorsunuz. Kız! Kız! Ne güzel olmuşsun böyle. Ay sağ ol abla. Yürü sana. Hayırdır? Düğün evi mi zannettin sen burayı? Menü için hazırlandım abla. Ablam şimdi gelinler böyle salınıp geziniyor ya. Özeniyor yani genç neticede. Adı üstünde gelin onlar. Kocalarına süsleniyorlar. Senin süsün kime Bade Hanım? Abla çok üstüme geliyorsun ya. Sen daha üstüne gelme görmedin. Git sil o suratını. Bugün ortalara da çıkma. Biraz yalnız kal, aklın başına gelsin, olur mu? Nasıl yani? Cezalısın bugün. Hadi. Ablam biraz sert olmadı mı? Gülistan, şimdi sen de yiyeceksin cezayı. Elin işlesin, elin işlesin. Alın şunu benden. Nasıl yani ya? Kızım, şimdi senin kocan bize okul mu açacak yani? Evet. Vay arkadaş ya. Bana bak. Hırt mırt ama içinde de başka adam var be. Gerizekalı. Ama ne var? Kocasına da laf söyletmez. Yalan mı be? Bir bakıyorsun içinden Hulk çıkıyor, bir bakıyorsun Romeo. Bana bak, elimizi çabuk tutalım yalnız. Ben hafta sonuna kadar buradayım. Hafta sonu? İşi ne yaptın? Ablan aldı o işi tatlım. Yalnız bırakmayacağım kız seni. Farkındayım. Dilara'nın Bursa şubesini açıyoruz. Dadat dadat dadat. Yalnız bana bak, elimizi çabuk tutalım. Gel, emlak falan bakalım. Hadi bakalım. Ay saat kaç olmuş be, bakamam emlak falan. Mevlüt'e yetişeceğim daha. Bana bak tatlı kız. Sen gelincilik mi oynuyorsun baya baya? E ne sandın? Boranların gelini olmak kolay değil. Allah yansın. Hadi görüşürüz. İyi ben bakıyorum hadi. Tamam hadi bay. Ulaşım alanlarında faaliyet göstereceğiz. Konya'dan gelmişsiniz diye duyduk. Evet. Adem mi? Efendim. Boranlar geldi. Öyle mi? Kusura bakmayın ya, misafirlerim geldi de. Keyfinize bakınız. Evet. Hoş geldiniz. Adem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bursa o kadar büyük değilmiş. Evet, evet. Açılışa geldin galiba. Açılışa geldim. Bir görelim bakalım kimmiş bu gizemli komşumuz. Tanıyorsun kim olduğunu. Tanıyor muyum? Evet. Kim? Benim ofisim ya. Senin mi? Evet. Adem biz seninle o kadar muhabbet ettik, hiç söylemedin aynı işi yaptığımızı. Yani işte derin mevzular konuşmaktan fırsat buna gelmemiş demek ki. Aynı sektördeymişiz meğerse. Evet, o zaman adımızı duymuşsundur herhalde, çünkü Bursa'nın en büyüğü biziz. Şimdi ben seni Fikret diyebilirim. Ben senin işinle soyadınla arkadaşlık yapmadım kardeşim. Şimdi ben sektörde yatırım yaparken rakiplerim kim, sektörün durumu nedir diye bakmam. Şurama güvenir öyle girerim. Anlatabiliyor muyum? Biraz risk alırım. Cins biriyimdir yani. Belli. Adem Bey, evet. Kurdeleyi kesmeye hazırız. Gelecek beklediğimiz başka misafirimiz yoksa geçebiliriz. Var mı gelecek olan? Bizden yok. Peki. Zaten davetiyeye saat belirttik. Gelmek isteyen bu saate kadar çoktan gelirdi. Değil mi? Hadi bakalım buyurun gelin. Lütfen. Gelin geçin peki.
Bugün yanımızda olduğunuz için hepinize tek tek çok teşekkür ediyoruz. Bursa'daki ilk yatırımımız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrardan hayırlı olsun. Bundan sonra daha güzel olacak. İnşallah. Geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz Zakiye. Buyurun. Elif Hanım hoş geldiniz. Esma Hanım, Reyhan Hanım geldi. Yeni komşumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye zahmet ettiniz? Ağzımızın tadı olsun istedim. Kızım alıver tepsiyi. Hani Nurgül misafirlere ikram edersin duadan sonra. Buyurun. Tanıştırayım. Dünürüm Kıymet. İpek'in annesi. Öyle mi? Merhaba. Ben de Reyhan Sezgin. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Adete göre bizim size hoş geldin dememiz icap ederdi ama rahmetli kocamın mevluduna denk gelince tanışmamıza vesile olur diye düşündüm. Başınız sağ olsun. Süreyya'yı nerede göremedim. Faruk'un çok önemli bir işi vardı. Kısmet bugüne denk geldi. Gençler işte adetleri bilmiyorlar. Aa, gelemeyecek mi yani? Çok merak ediyordum. İşte. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın geç kaldım biraz. Maşallah çok da güzel. Hanım Hanımcıklı kızımız. Pek şanslısın Esma Hanım. Gelinlerin birbirinden güzel. Doğma büyüme İstanbullu musun kızım? Evet İstanbulluyuz. Pek güzel. Ne iş yapıyorsun? Konservatuarlıyım ben. Yani müzisyen. Duaya geçelim mi? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl geldi? Güzel güzel konuştu ha? Kızlar hadi hadi. Asiye.
Kızım sen bunu açmadın mı hala? Duaya geçtiler. Hadi sizin tabakları alın hadi. Asiye kime diyorum? Hadi sene kızım benim başımda bir bade var, bir de sen çıkma hadi. Bunu çıkartmayalım içeri. Niye kız? Hem de böyle bir günde. Revani mi o? Fevzi Bey'in en sevdiği tatlı. Esma Sultan görmesin vallahi yakar bizi. Kız ikram edin dedi. Ne alt edeceğim şimdi ben? Ben yürürüm yâne yâne. Aşk boyadı beni kâne. Ne akilem ne divane. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Gâh eserim yeller gibi, gâh tozarım yollar gibi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi. Yaşı genç ama maşallah nasıl da biliyor. Maşallah sesine nefesine sağlık kızım. İkramları getirin. Hayırdır kıymet? Ya ölmüşün arkasından gözyaşı dökmek günahtır. Acıyı körükler gibi ne öyle? Ya canım olsun. Böyle zamanlar acıyı atmak içindir. Gözyaşını içine akıtan insanın kalbi kalınlaşır. Belli ki içini yakan bir kaybı var Reyhan Hanım'ın. Eşiniz sağ mı Reyhan Hanım? Değil. Rahmetliyi tam 10 yıl önce bugün kaybettim. Nasıl bir tesadüf. Biz de Fevzi Bey'i kaybedeli tam 10 yıl oluyor. Başınız sağ olsun. Çoluk çocuk var mı? Evet var. Bir oğlum var. İkimiz beraber yaşıyoruz. Boş verin, hiç üzülmeyin. Yakında bir gelin alırsın. Torun tombalak hep beraber yaşarsınız. Öyle değil mi Esma Hanım? Esma Hanım bir seferde iki gelin aldı. Bak maşallah nasıl güzel. Darısı senin oğlun. Üzülme. Ha, gidiyor musunuz Akif Hanım? Ayağınıza sağlık. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sağ olsunlar, Revani'yi de tabağa koymuşlar. Elinize sağlık, elinize sağlık. Yemeyecek misiniz? Benim şekerim var da. Bir tadına baksaydınız.
Bravo. Bravo. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? İyi. Sana bomba gibi bir haberim var. Hı. Süreyya Faruk'la konuştu. Faruk bütün masrafları üstleniyor. Hı. Anladım. Sattın beni yani. Okey. Ne alakası var ya? Yani Faruk'un masrafları üstlenmesi daha mantıklı değil mi? Süreyya'nın kocası neticede. Kim için daha iyi? Senin için mi, Süreyya için mi? Peki ya yarın öbür gün araları yine bozulur da adam hadi ben kapatıyorum okul derse, o zaman sen ne yapacaksın? Süreyya beni yarı yolda bırakmaz. Yürütmenin bir çaresini buluruz biz. İş başka, arkadaşlık başka şeylerdir. Bence yanlış yapıyorsun. Ama tabii ki yine de sen bilirsin. Peki, siz ne öneriyorsunuz? Teşekkür ederim. Bence Süreyya'ya kocası destek olsun. Biz de seninle beraber girelim bu işe. Ama benim finansörün olduğumu ikisine de söyleme. Neden? Çünkü Otogar'da bir yazıhane açtım. Yani Faruk'a rakip oldum. Şimdi burada da ortak olduğumuzu duyarsa hani meseleyi kişisel bir şey gibi zannedebilir. Senin hayallerine husumet değmesin. Yani Süreyya'dan sır saklamak hoşuma gitmiyor. Ama haklısın galiba ya. Hı hı. Tamam ortak. Akşama kutlayalım o zaman. Olur. Kutlamaya pek istekli değilsin galiba. Bakabilir miyim? Tabii ki. Çok zarif. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben sizi geçireyim. Başınız sağ olsun. İstemez. Sağ ol. Aa, siz de mi gidiyordunuz? Sohbet edemedik. Yemeğe kalın. Çok teşekkür ederim. Sizin için de yorucu bir gündü. Ben gideyim. İntansiyonacım falan da almamışım. Yok, içime sinmez öyle. Gidin alın ilacınızı. Bekliyorum yemeği. Konuşacak çok mevzumuz var. Konağı nasıl aldınız? Hamdi Bey'i nereden tanırsınız? Belki oğlumun işi gücü vardır. Bilmiyorum şimdi onun programını. Başka bir zaman. Gençlere bıraktığınız zaman bahane çok. Arzu ederse onu da buyur ederiz. Peki o zaman. Akşama görüşürüz. Bekliyorum. Anne, biz bu kadını nereden tanıyorduk? Aman canım, nereden tanıyacağız? Yeni taşınmış, kendi de söyledi ya. Thank you.
geldin, gördün, temaşanı yaptın, eğlendin mi bari? Kıymet, bunca yıl sonra niye abla? Allah aşkına bana bir cevap ver. Fevzi öleli 10 yıl oldu. Neyin hesabı bu? Yılların ne önemi var? Hı? Esma kadar benim de hakkım olan bak. Bak Allah, bunca yıl birbirimize faydamız olmadı hiç. Uzaktık. Ama zararımız da olmadı pek. Bırak öyle kalsın bu iş. İpek gelinleri artık onların. Herkesin huzuruna kastediyorsun. Geçmişte işlediğim bir günah için evimizi yakma. Bana yapılan günah değil miydi? Yıllarca kenara atıldım. Sesim çıkmadı. Beklentim olmadı. Düzen bozulmasın diye dirliğim olmadı benim. Bütün haksızlığa rağmen Fevzi'yi Esma'dan daha çok sevdim ben. Ya adamın kemikleri kalmamış. Hala kıskançlık peşindesin. Ya hem Esma'nın kabahatini. Kadının ruhu duymamış adamın 7-6. O da bilmiştir. Bilmezlikten gelmek işine gelmiştir. Allah'ın kitabın aşkı için. Bu işi burada bırak böyle. Bir daha da adımını atma buraya. Yoksa fena bozuşuruz. Ablacığım. Ali oğlum. İşini ayarla. Akşam Boranlara yemeğe geliyoruz. Tamam güzel anacığım. Pardon, bir tane daha alalım. Şarkını bölmek istemedim. Çok önemli bir işim çıktı. Sana bir kutlama borcum var. Ne enteresan adam çıktın sen ya. Bu hareket çok rahatlattı bizi. Kusura bakmayın, geciktim. Açılıştan geliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kimmiş bu şirketin sahibi? Tanıştın mı? Nasıl biri? Böyle senin benim gibi bir adam abi. Bence değil. Öyle olsaydı hayalet gibi gelip de karşımıza yazıhane açmazdı. Belli ki gizli saklı yürütüyor bu herif işlerini. Bence yanılıyorsun abi. Öyle ufak ufak ilerlemeye çalışan biri. Yani büyük iddiaları yok. Fikret, biz de ticaret yapıyoruz. Bir gizlimi saklımız var mı? Yok. Bu adam beni tedirgin ediyor. Kimdir nedir bir araştıralım. Biz araştıralım da yine sen haklı çık. Cengiz Bey'le biz de borsadaki hisselerin yükselişinden falan bahsediyorduk. Oh, nihayet güzel haber. Evet Fikret Bey, toplalım olduğunu düşünüyorum. Tabii piyasadaki güvenilirliğimizi de sağlamlaştırdı bu çıkış. Tabii tek elden alınmadıysa. Eğer bir anda bütün hisseleri satarsa piyasayı manipüle eder. Abi kim niye böyle bir şey yapsın ki? Bu ticaret Fikret. Bilmeden kim bilir kimin kuyruğuna bastık. Ama ihaleye katıldığımızı açıklamıştık değil mi? Evet. Tamam işte. Durum ortada. Haber duyulunca alışlar patlamış. Bu arada ihaleyle ilgili toplantı öncesinde haber geldi. Teklifler kapanmadan önce başka bir firma daha girmiş. Son dakika mı? Kim olduğunu biliyor muyuz? Düne kadar tek başımızaydık. Nereden çıktı bu? Akif, kimdir nedir bunları bir araştır. Evin yeni sahipleri sıfırdan tadilat yaptırdı. Eşyalar bile yepyeni, hiç kullanılmadı.
Aslında bir toz alınsa hemen oturulur durumda. Mevkisi harika. Hastaneye de çok yakın doktor hanım. Ya muhtemelen siz de zaten ilk bu yüzden burayı görmek istediniz. Ev kimin demiştiniz? Güliz Hanım'ın. Aa, merak etmeyin, kendisi çok iyi bir insan. Hemen anlaşırsınız. Daha önce de Faruk Boran'ınmış burası. Boranlar buranın en köklü ailelerinden biridir. Sanırım Faruk Bey'deyken bir 6-7 sene kadar boş kalmış burası. Son 3 senedir de zaten yeni sahiplerinde. Ah, çok pardon. Odaları da görebilir miyim? Tabii, buyurun. Efendim? Faruk, bu ne? Doğum günü hediyen. Bu evi çok beğendiğinizi söylemiyor muydunuz? Gelip geçerken göstermiyor muydunuz Begüm Hanım? Değil misin sen? Ya gösteriyordum tabii de satın al diye değil. Seni mutlu görmek için her şeyi yaparım. Hem bu evde ne güzel çocuklar büyür, biliyor musun sen? Gel bakalım hadi. Vallahi çok güzeli. Harika her şey. Şu manzaranın güzelliğine bir bakar mısınız? Hemen ilk gördüğüm ev olmasın. Birkaç tane daha görelim derseniz tabii ki anlarım ama ben sizi buraya çok yakıştırdım. Evi tutuyorum. Harika. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Hadi o zaman hemen işlemleri yapalım. Tamam. Hadi kızlar, şu kalanları da hallediverin. Aa, duymuyor mu telefonu kız? Buyurun Boran Konağı. Alo Gülistan. Kıymet Hanım'ı arıyorum, ulaşamıyorum da, çıktı mı acaba? Ha, Eda aldı mı Ebru? Gelir birazdan. Ha, öyle mi? Hadi tamam, kolay gelsin, sağ ol. Ay dur kız, hemen kapatma. İki lafın belini kırıverelim azıcık. Hem dedikodum var sana gülümser. Ha, öyle mi? Neymiş? Anlat bakalım. Benden duymuş olma ama şu sizin İpek Hanım'la bizim Fikret Bey daha o malum işi yapamadılar sanırımca. Kız sus. Sanki siz nereden bileceksiniz? Anam bilerek anlamazdan geliyorsun herhalde. Çarşafları biz topluyoruz diyorum. Daha ne diyeyim? Yani bir şey olmuş olsa emaresini görürdük herhalde, değil mi? Neyse. Başkasının yatak odasını konuşmak bize mi düştü? Hadi kapı çalıyor, kapatıyorum ben. Kolay gelsin. Bunun da hiç muhabbeti yok. Kolay gelsin. Sağ olun beyim. Ya Melit dağılmış, gayment kaldı mı? Kaldı tabii, kalmaz mı? Hatta dur, ben sana tabak yaptım. Onu getireyim sana. Kolay gelsin. Murat. Getirdim, yesene. Ya ben banyoya gideceğim de salondan bırakır mısın? Oğlum. Abinleri ara. Akşama misafir gelecek, geç kalmasınlar. Masada herkese eksiksiz istiyorum. Emredersiniz komutanım.
Akşam tüm manga içtiğimi için hazırız. Başım çatlayacak gibi ağrıyor. Sanki matkapla deliyorlar. Of annem. Of. Halin hal değil hanımım. Bir doktor mu çağırsak? Ay. Gülümser şu dolaptan kafa bantımı getirsene bana. Ay, yine ne oldu Gülümser? Böyle bir şey nasıl söylenir bilemedim hanım. Gülümser ne oldu uzatma anlat. İpek Hanım elimde büyüdü. O yüzden bu diyeceğimi yanlış anlamayın ne olur. Allah aşkına çatlatma adamı anlat. Konaktakilerle konuştum. İpek Hanım'la Fikret Bey karı koca olamamış galiba. Onlara ne? Ben de öyle söyledim. Ağzını kapattım ama siz bilin diye şey ettim. Peki. Ah. Hoş geldin Çağ. Hoş buldum. Kızım. İpek beni böyle yavaş yavaş öldüreceğine vur. Kek tetiği öldürme kızım. Kıymet. Ağıt yaktığına göre kesin Esma'nın yanından geliyorsun sen. Şahap Allah aşkına kadınların işine karışma. Yahu anlamıyorum. Her sabah bu evden sağ salim çıkıyorsun. Sonra konaktan cin çarpmış gibi geri geliyorsun. Bana bak. Bu kadın sana işkence falan ediyor olmasın? Ben biraz sokağa çıkacağım. Hava alacağım. Akşam akşam bu ne havası? Şahap Allah aşkına benimle uğraşma. Allah aşkına. Annemsin ben Nazım ya. Bu senin güzelliğin karıcığım. Bana bakın. Cilveleşeceğinize bir işin ucundan tutun. Akşama misafir var. Tamam. Tamam abla. Şunu da az gülüsten be. Senin neyin var Mustafa? Ben. Ne bileyim bunu. Öyle işte kabristandı, duasıydı derken Fevzi Bey'e dalıp gitmişim. Eskileri düşündüm işte öyle. Tabii. Sizin yarenliğiniz var. Özler insan. Sen hala Nurgül ablaya mı bozuksun? Aman yok be abla. Kendi kendine hanımı taslıyor işte. Sana benim işim bitti zaten. Ben gideyim olur mu? İyi. Gel. Asiye demiştim ama. Onun işi vardı. Ben geldim. Şu yemek götürür misin? Murat. Bu sana çok yakışıyor. Sen ikisini ötülesene. Bir daha söylersen. Tabii. Nasıl istersen. Kahve yaptım. İçer misin? Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol. Teyzemle konuştum, anlattı her şeyi. Bir şey yapmadım ki. Nasıl bir şey yapmadın Osman? Ben geldiğimden beri nasıl sahip çıkıp kolladıysan, dostluğunu esirgemediysen aynısını teyzem için yapmışsın. Sağ ol. İyi misiniz?
Abimle? İyiyiz. İyiyiz, merak etme, her şey iyi. Sana güzel bir haberim var. Benim bir hayalim vardı. Dilara ile ortak bir okul açmak istiyordum. Müzik okulu. Abine anlattım. Destek olacak. Çok sevindim. Ne okuyorsun? Cemal Süreyya. Sesinde ne var biliyor musun? Söyleyemediğin sözcükler var. Şu an neredeyim biliyor musun? Babamla sahaftayım. En yaşamış kitabı seçiyorum. En kahve lekelisini. Üstünde en çok yazı olanı. Ben de severim sahaflarda zaman geçirmeyi. Sen kitapları nasıl seviyorsan ben de müziği öyle seviyorum. Umarım başarırız bu okulu açmayı. Açarsınız. Elbet açarsınız. Çok da güzel olur. Sen İpek Böceği kozasını biliyor musun? Yok. Bak, kimine göre o koza onun hapishanesidir. Ama kimine göre de özgürlüğüdür. Ya ben İpek Böceği'nin uçma hayaliyle o kozayı ördüğünü düşünüyorum. Misal bu konak annemin kozası. Korumak için her şeyi yapıyor, her şeyi yapıyor ama kendini içeri hapsettiğinin farkında değil. Bu okulda senin kozan olacak. Sen böyle rengarenk kanatlarla kozadan çıkmayı başaracaksın. Sen her konuştuğumda kendimi daha iyi hissediyorum. Sağ ol. Hep kardeşim olsun isterdim ben. Üç tane var şimdi. Ama yalan söylemeyeceğim. Senin yerin çok başka. Hadi kahveni soğutma. Görüşürüz sonra. Acele istemiştin gömlekleri, çıkıyor musun? Aa, yok, bırak odama ya. Murat. Ya ben mi yanlış anlıyorum yoksa bir şey mi oldu? Sanki benden kaçıyor gibi davranıyorsun. Yok, hayır. Neden kaçayım ki? Yani yok öyle bir şey. Aşkım, ben de çok özledim ya. Yarın olacak. Eyvallah, sağ olasın. Sağ olasın. Amin, amin. Sağ olasın babacığım. Kolay gelsin. Sağ olasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kolay gelsin. Vay Serkan, ne haber oğlum? Estağfurullah, estağfurullah. Okul nasıl gidiyor oğlum? Dersler aksatmıyorsun değil mi? Söz verdim abi bir kere. Bırakır mıyım hiç? Aferin sana. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara, tamam mı? Gözüm üstünde, haberin olsun. Tamam abi. Kayseri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz Faruk Bey. Sizi nereden tanıyorum ben? Geçen akşam bir hadsizlik ettim sizde. Elinize sağlık, dersimi verdiniz. Yani ama inanın eşiniz olduğunu bilmiyordum. Adem Bey burada mı? Kendisi dışarı çıktı, bazı işler vardı ama buyurun bir şey ikram edeyim size. Yok yok, baktım ya. Adem Bey'e selamlarımı iletin. Kendisiyle tanışmak istediğimi de söyleyeyim. Hayal, hayal. Kolay gelsin. Çok teşekkürler Faruk Bey.
Asım, ne haber? Şükür Faruk Bey. Sizden nasıl haberler? Hamdolsun, sağ olasın. Feyzi Bey'in ruhuna dualarımızı okuttuk, evlerimizi dağıttık sayenizde. Allah kabul eylesin. Amin, amin. Sağ olasınız. Asıl siz sağ olun Faruk Bey, siz sağ olun. Alo Akif, şu Adem Sezgin kimdir, nedir, her şeyi bir öğren, bana bilgi ver, tamam mı? Tamam, eyvallah. Ne yapıyorsun Osman Aga? Hiç. Kabristan'a gittin mi bugün? Şirkete uğramadan gittim. Biz de Süreyya ile uğradık. Ne çok seveni varmış değil mi? Bir sürü çiçek bırakmışlar. Senin de çok. Bakalım önce kim karşılayacak? sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım abi, misafir gelecek, annem seferberlik ilan etmiş, ben de kafa dinleyeceğim. Ne yapalım, görevden kaçılmaz. Gidelim bakalım. Hoş geldin sevgilim. Hoş bulduk hayatım. İyi akşamlar anne. Akşam misafirimiz varmış. Kim? Yeni gelen komşuları davet ettim. Kim gelmiş? Görelim, tanıyalım istedim. İyi yapmışsın. Ben hemen üstümü değiştirip geliyorum. Neden benim takımlarımı koymadınız? İpek'ciğim, ben öyle istedim. Malum akşam misafir gelecek. Anladım anneciğim. Ben zaten o takımları topladım, verdim. Nereye? Evlenecek genç bir kız vardı, ihtiyaç sahibi. Sen sabah gördün, hevesini aldın. Onun için hepsini topladım, ona gönderdim. Kaç yılın konağı? Düzeni belli, eşyaları belli. Hı? Gülistan, hadi elinizi çabuk tutun, misafir gelmeden her şey hazır olsun. Şamdanları da koy. Hayrola kıymet bu saatte? Esma, İpek'e bir şey söyleyecektim, unutmuşum. Telefon ettim, açmadı. Bir koşu gideyim söyleyeyim dedim. Keşke gitmeseymişsin, bütün gün buradaydın. Boşuna yorulmuşsun. Biz yukarı çıkalım anneciğim. Çalışma odasına gidin kızım. Fikret üstünü değiştirecek. Ya anneciğim. Oh, işin ipin ucu iyice kaçtı. Üstünü değiştir hemen, misafirler gelecek. Anne, ne oldu söyle. Niye telefonlarına bakmıyorsun? Ha? Mesaj bile attım eve gel diye. Duymadım. Ne oldu? Sen bu konağa Esma'ya göz süzmeye mi geldin? Ya ne biçim konuşuyorsun sen ya? Soru sormayı bırak, cevap ver. Fikret'le... Ne olmuş Fikret'e? Ay İpek, ah İpek. Ya beni düşürdüğü şu hale bak. Ne oldu mu o iş? Sana ne? Sana ne anne, sana ne? Bağırma. Bildim ben zaten böyle olacağını. Derdin gücün konağa gelin gitmekti. Ötesini hiç düşünmedin. Ama kızınaya öyle değil. Sen bu konakta Esma'ya küp olarak kalamazsın. Önce kocanın karısı olacaksın.
bugün yarın anlayacak kocan. Esma'nın da gözünden kaçmaz. Ah kızım ah. Olmuyor değil mi? Aklında başkası varken. İçin almıyor. Şimdi ne yapacaksın? Niyetin ne? Faruk'u boşatıp sen mi gireceksin koynuna? İpek, İpek olacak iş mi? Kardeşiyle evlendi. Ya Esma? Bir anlasa parça pincik eder seni. Şu haline bak. Konağa hanım olacağım diye deliye çıkacaksın. İpek bırak her şeyi. Hadi perişan etme hayatını. Gel, gel gidelim evimize, ayrılırsın Fikret'ten de. Hayır anne, evlendim ben bir kere. Madem öyle evlendiğin adamın karısı ol. Faruk da sil aklından. Büyük yemek için hazır mısın anneciğim? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. O kıyamet değil, selamet o. Hadi gidelim, insanlar bizi beklemesin. Mevlüt nasıl geçti? Çok kalabalık. Anne nasıl dayanıyor gerçekten anlamıyorum ya. Ama ilahiler falan çok güzeldi. Ben bayılıyorum zaten ilahiye çocukluğumdan beri. Senin için müzik olsun da. Ha sevgilim, bu arada Dilara ile konuştum okul işine, çok sevindi. Burada da iş bulmuş, beraber bu hafta okula bakacağız. Hayatım biraz sabırlı ol, ben şu işleri falan toparlayayım, ilgileneceğim. Sen niye ilgileniyorsun bizim işimizle, biz hallederiz. Ayrıca gelip ben senin ofisine işlerine karışıyor muyum? Doğru. Sen sadece gelip toplantı basıyorsun. ne yapayım, kızdırma beni. Deliyim ben biliyorsun. Ben de sana deliyim. Ama şu çocuk işini gargaraya getirme, sırada o var, haberin olsun. Faruk. Söyle Akif. Abi adamla ilgili istediğim bilgilere ulaştım. Tam da senin tahmin ettiğin gibi gizemli bir arkadaş bu. Şirketinin temeli Konya'da. Yolcu ve kargo taşımacılığı işi yapıyor. Daha önce hiç şube açmamış. İlk şubeleri Bursa'da. Konya'da birkaç dinlenme tesisi var. Ama aldığım duyuma göre burada da açacakmış. Peki filolarının büyüklüğü nedir? Vallahi hiç küçümsenmeyecek kadar büyükler. Ama asıl işin enteresanı, adamın ticari geçmişi 10 yıl öncesine dayanıyor. Ne yani? Daha önce ne yapıyordu? Başka işlerle mi uğraşıyormuş? Öncesi yok, hiç yok. Yani 10 yıl öncesinde ne böyle bir şirket var ne de Adem Sezgin. Allah Allah. Nasıl olur oğlum? Bu herif yerden mantar gibi mi bitti? Ne oldu? Aslında tam da aynen böyle olmuş. Konya'da 20 otobüsle girmiş işe. Sonra birkaç dinlenme tesisi açmış. Sonra nakliye işine girmiş. Ve şimdi de burada. Hepsi bu mu? Değil. Asıl bomba şimdi geliyor abi. Tahmin et, ihaleye giren diğer firma kim? Adem Sezgin. Akif, hangi taşı kaldırsam altından bu herif çıkıyor. Ben bu herifi yarın karşımda istiyorum. Anladın mı? Anlaşıldı patron. Anne. Anne, iyi misin? Hadi cümleten al ısmarladık. Anne yemek alsaydın? Yok oğlum, babam bekliyor. Hem de sizin misafirleriniz varmış. Reyhan Hanımlar geldiler. Buyurun. Merhabalar. Hoş geldiniz. Adem. Kardeşim. Nasıl? İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Eyvallah. Merhabalar. Süreyya Hanım. Merhaba.
Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyi, sağ ol, merhabalar. Merhaba. Merhaba. Adem Sezgin bendeniz.